Evet, Avrupa Birliği Ukrayna'nın ağzına bir parmak bal çaldı. Artık sizinle görüşmelere başlıyoruz dediler. 25 Haziran'dan itibaren de süreç resmileşecek. Biz de şunu konuşuyoruz. Ukrayna AB'ye üye olduğunda ortada bir birlik kalacak mı? Ya da ortada Ukrayna diye bir ülke kalacak mı? Ama bu havuçta ne yazık ki milyonlarca insanın hayatını kararttılar. Karartmaya da devam ediyorlar. Ancak bir takım ittifaklar da oluşuyor. Sırbistan'dan açıklamalar var, Macaristan'dan açıklamalar var. 3-4 ayı nasıl atlatacağız diyorlar. Kasım'a nasıl geleceğiz diye. Biz de bunu konuşuyoruz. Devam edelim hocam konuşmayı. Avrupa Birliği'ni konuşuyoruz. Şimdi ben burada bir şey işaret etmek istiyorum. Bir kimlik kavgası var aslında bir yerde. Çünkü Fransızlar biliyorsunuz bu 1789'dan sonra bu ulus devleti icat eden adamlar. Gerçi kökü Vestfalya'ya kadar gidiyor ama neticede Fransa'da ilk 89-789 sonrası oluşan milliyetçilik, sekülerizm ve ulus devletleşme ve pozitivizm akımları var. Bu akımlar bütün her yeri etkiledi. Şimdi o köklere dönüyor. İşte o yüzden aşırı diyorlar ya kök, yani radikal. Köktenci, fundamentalist. Köktenci, değil mi? Evet, fundamentalist. Dolayısıyla Le Pen de bunu istiyor. Biraz De Gaulle'cu gibi sanki. Dolayısıyla burada NATO'nun, Avrupa Birliği'nin, Avrupa topraklarının güvenliği için değil de Amerika'nın dediğiniz gibi biraz önce politik hedeflerini ele geçirmek için kullandığı bir aparat gibi görüyor. Avrupa Birliği'nin de üst kimlik AB kimliği ya, Avrupa kimliği ya, onu da yatsıyor. Çünkü içinde Çekler var, Polonyalılar var, bu Baltıklar var, Romanya var, Bulgarlar var, Yunan, yani çok karmaşık bir kimlik, tek bir kimlikte toplanmıyor. Toplayamıyorsunuz. Ya biz de bir kısım biliyorsunuz Avrupalı olmak gibi özenti, bir takım takıntılar var. Kendi Avrupalı hissedenler var. Evet. Şimdi böyle bir kimlik sorunu var. İki, politik bir yapı olamadı hala. Parlamentoyu güçlendirdiler ama politik bir yapı değil. Şimdi Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da özellikle bu üç dominant ülkede bu tür köke inmeyle ilgili çalışmalar var. Mesela Meloni, Mussolini çizgisinde. Le Pen, işte De Gaulle çizgisinde. Almanlarda da AfD yükseldi biliyorsunuz. İkinci sıraya geçti. Avrupa Parlamentosu tamamen sağa kaydı. Ama Avrupa Parlamentosu'nda hocam. Zaten öyleydi eskiden. Şöyle bir durum var. Aşırı sağ yükseldi deniliyor ama Halk Partisi birinci sırada. Ortada diyebiliriz. Hristiyan Demokratlar. İkinci sırada Sosyal Demokratlar var. Eskisine göre yükseldi. Yeşiller ama ve Sol Parti bir azaldı. Onun yerine de onların tırnak içinde söylediğim aşırı sağ dedikleri. Şimdi Meloni'yi biz aşırı sağda mı değerlendireceğiz? Şimdi bir Meloni'nin resmini verseniz aşırı sağcı. Resme bakarsanız çok sağ kayacak. Büyük resme bakalım. Bu daha bir hakikaten öyle. Ben şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarını takip ettim. İtalya ve İspanya temaslarını. Bakın şöyle bir Türkiye ile de arası çok iyi İtalya'nın. İspanya ile aramızdan su sızmıyor. İspanya'da sosyalist Sanchez var. Cumhurbaşkanının bence Avrupa Birliği'nde en iyi anlaştığı lider bu. Yani evet, o diplomatik dilin ötesindeki samimiyetten anlıyorsunuz bunu. Doğru. Çok net. Sanchez'in konutunda bir basın açıklaması yapıldı. Biz de gittik gazeteciler olarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sanki kendi evindeydi. Orayı yine domine etti. İtalya'ya gittik. El üstünde tutulduk. Fransa hem NATO üyesi, hem Avrupa Birliği üyesi, hem G7 üyesi. Yani Meloni neler etti? O görüntüler var mı elimizde arkadaşlar? Onları aslında özellikle biraz şöyle korkuşuyor. Sunak'la olan görüntüleri çok ilgi çekmiş. Rishi Sunak'la İngiltere'de. Evet. O da ne kadar İngiliz. Macron'la var mı Meloni'nin görüntüleri? O da Hindistan'la. Evet. Orada şunu söyleyelim isterseniz. Aşırı ifadesini ben de çok sevmem ama burada bakın işte zaten şunu bir konuşalım mı hocam? Tabii, sözünüzü tabii unutmayın bakın, lütfen. Meloni'nin burada bakışlara bakın. Midesi bulanmış gibi bakıyor bu evet ifadeye. Bunu Fransız basını, İtalyan basını söylüyor. Sadece bana ait değil. Bakın. Nefret çok bakışı değil mi? Nefret yani. Ne oldu? Ne biliyor Ekrem evet abi de bu kadar bir insandan değil mi? Yüzünüzde bile ifadeyi gizleyemiyorsunuz. Şimdi az önce senin bir mülazan vardı. Sen Cumhurbaşkanlığın orada gittiğinde, görüştüğünde sıcak olduğu ve soğuk olduğu insanlar meselesi. Mesela Meloni İtalya. İtalya'nın varlığı bir İtalya'nın menfaatleri konusunu önceleyen birisi. Aynı şey İspanya için de geçerli. Tamam, Avrupa Birliği üyesi, çeşitli bağlantılar falan filan var ama Meloni'nin tezlerine baktığınızda İtalya'nın eskiden beri aslında İtalya'nın kendi ayakları üzerinde dik durma, İtalya olma, İtalya'nın menfaatlerini kovalama, Avrupa Birliği'nin rüzgarına çok fazla kapılmama gibi biraz şahsi bir duruşu evet var. Evet. Ve bu şahsi duruşun sağladığı objektivite söz konusu. Aynı şey İspanya için geçerli, mesela İrlanda için, bir takım Avrupa ülkeleri için geçerli. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı gittiğinde bir kukla değil, gerçek bir liderle karşılaştığında kendi yapısı itibariyle bence kendisini onlara yakın hissediyor. Meloni'nin burada Macron'a bakışlarındaki sıkıntı şu.
aman yarabbi ne kadar büyük bir kukla falan diye bakıyor olabilir büyük ihtimalle. Bakışlar bununla ilişkili. Yalan söylemez gözler Ekrem abi. Dengesiz politikaları yani, var Macron'un çok net. Şimdi bunu sadece böyle bir magazinel malzeme olarak yorumlamıyoruz. Değil, düşünün. İki komşu bunlar. Melih Bey, İtalya, dikkatinizi İspanya, çekti yani mi? Devasa ülkeler bunlar. Dikkatinizi çekti mi? Orada G7 zirvesine G7 ülkeleri haricinde çağrılan ülkeler. Evet. Mesela İtalya orada Kuzey Afrika'daki bir kısım ülke liderlerini de davet etmiş. Tabii Fransa'ya bunu göndermeye. Yani mesaj da var ki Kuzey Afrika'da kendi interlantı içerisinde gören bir tabii, İtalya var. Rekabet geçmişte var orada. Böyleydi. Yine işte Türkiye, Yunanistan yoktu, Türkiye vardı mesela. Onur konuydu Türkiye, Erdoğan'da, Cumhurbaşkanı Yunanistan Erdoğan. Yoktu. Evet, şimdi Meloni'nin bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşılaşmasındaki ifadelerine bir bakalım. Çok net bir defa bu farkı biz görelim, bir de onu görelim. Burada midesi bulandı Meloni'nin hakikaten. Evet. Macron da bunu hissediyor tadı kaçtı. Ama sevimsiz evet. De bir adam hakikaten bilmiyorum. Pek olumlu konuşan bir şey de görmedik. Bu arada oyları da sıfırlandı diyebiliriz. Döndü durdu bunlar da Avrupa televizyonlarında. Geliyor mu arkadaşlar Cumhurbaşkanı? Evet Erdoğan da G7 zirvesine geliyor. Onur konuydu. Lecce yakınlarında düzenlendi. Lecce'de bu arada Meloni'nin tatil yaptığı yer. Oraya biraz kıyak olsun demiş. Gelişmemiş bir bölge. Mussolini de çok güçlü Lecce'de bu arada. Yol yapmış, okul yapmış, su getirmiş. Mussolini'den hala hayırla yad ediyor. İtalya'nın topuğunda yer alan topukta. Bir yer değil mi orası? Bu samimiyette görülüyor değil mi net bir şekilde? Yani aşırı sağcı, faşist, ırkçı, doğu düşmanı dedikleri hanımefendi öyle bir kategorik ayrımı olmadığını çok net burada görebiliyorsunuz. Bunu net bir şekilde söylemek gerekiyor. Türkiye'ye de gelmişti. Evet yakın Meloni. Zamanda. Erdoğan'ın gerçi yine orada herkesle ilişkisi çok iyiydi. Avrupa Birliği lider, yani Avrupa Birliği üst yapısıyla sorunumuz var bizim biraz. Tek tek ülkelerle bir sorunumuz yok. O tek tek ülkeler de artık bağımsızlıklarını ilan etmeye başladılar. Avrupa Birliği yük olmaya başladı. İngiltere diyor ki ben ikili anlaşmalara yöneleceğim. İtalya ve benzeri ülkelerde de bu tarz eğilimler var. Biz ne olacağız sorusu birçok Avrupa ülkesi için geçerli. Burada İtalya'ya bence biraz özel bir parantez açmakta fayda var. Geriye doğru baktığımızda İtalya-Türkiye ilişkileri çok böyle meydana vurulmadık bir şekilde İtalya'nın el altından Türkiye'ye destek olma gayretlerinin çok yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Basit bir örnek vereyim. Mesela Konya'da şu anda Tümosan fabrikası var. 70'li yıllarda Tümosan fabrikasını İtalya hiçbir karşılık almadan kurmuş. Entegre bir fabrika, sıfırdan motor yapabilen, traktör üretebilen bir fabrika. Ve bedelini de 5 yıl ödemesi sonra da her yıl işte bilmem kaç bin adet motor olarak almak üzere Tümosan'ı yapıp Türkiye'ye adeta hediye etmiş. O dönemde başka ilginç teklifleri var. Mesela bugün geldiğimiz otoyol şebekesinin o dönemde İtalya tarafından teklifi var. Yani doğudan batıya, iki taraftan, Türkiye'nin kuzeyinden ve güneyinden, nerede? Doğudan batıya, kuzeyden güneye otoyol şebekesiyle Türkiye'yi kaplama teklifleri var. Ve bunu yaparken de hani parasını verin yapalım değil, yapalım sonra ödersiniz şeklinde bir teklif. Hı hı. Allah'tan işte bir takım sanayi yatırımları önceleniyor o zaman, kabul ettiremeyiz düşüncesiyle bu işte... Milli Selamet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti ardından Milliyetçi Cephe hükümetleri döneminde İtalya bir şekilde el altından Türkiye'ye ciddi manada destek sağlayan bir ülke. Şu anki ilişkilerin Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin ötesinde İtalya-Türkiye ilişkilerinin sıcaklığı biraz da bence bununla alakalı. Bunu da unutmamak gerekiyor. Hemen bir Sarıyer'e gidelim mi? Sarıyer'de ilginç bir yangın vardı. Mehmet Seyrek orada galiba. Bir sıcak diyor arkadaşlarım. Telefon bağlantısımız var. Görüntüler var mı? Ha? Sarıyer mi burası arkadaşlar? Oh. Ne hangi bölge acaba? Çok da sıcak hava ama. Mehmet Seyrek duyuyor mu? Evet, duyuyorum Melih Altınok. Mehmet kolay gelsin. Nedir, ne oluyor? Hangi bölge bu yanan yer? Ferahevler Mahallesi olarak ihbar geldi. Bizler de şu anda o noktaya seyir halindeyiz. Aslında alevler ilk yangın saat 17 sıralarında çıkmıştı. Ve kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayılmıştı ama... İtfaiye ekipleri zamanında müdahale edip yangını kontrol altına almıştı. Soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Ancak geride bıraktığımız saat dilimi içerisinde yeniden alevler yükseldi. Ve şu anda Sarıyer'de geniş bir alana yayıldı. Balabandere Caddesi'nde bulunan otluk alanda başlayan o yangın şu anda rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Tabii hava desteği şu an için sağlanamıyor çünkü gece
gecenin dezavantajı şu anda hakim. Ancak iş makineleri şu anda o noktaya yönlendirildi ve ormanlık alanın daha fazla alevlere teslim olmaması için bir yandan da ekipler yoğun mücadele verdiklerini söyleyebiliriz. Çevre ilçelerden, Anadolu yakasından da o noktaya takviye ekipler yola çıktı diyebiliriz. Bizler de saat başında o noktadan görüntüleri canlı olarak son bilgileri paylaşmayı sürdüreceğiz. Şu anda notlar bu şekilde Melih Altınok. Tamam Mehmet. Yetiştiğinizde bölgeye eğer yetişirse biz de görüntüleri bekliyoruz. Yoksa Gökhan'ın tabii ki saatine gelecek. Bu arada burası Emirgan Korusu'nun arka tarafı. Ekrem abi hatırlıyor musun? Dışarıda sana bir ateş, yangın kokusu geliyor dedim. Hı hı. Galiba o Sarıyer sırtlarından. Burayı da çok uzak değil şu tarafa düşer. Yani birkaç İstanbul'u, kilometre. Evet. Ormanlık bir alana benziyor değil mi? Evet, bu Emirgan Korusu onun arka bir şeyler, birikinti yangını gibi bu. Yani evet. Çok geniş bir alan değil. Evet. Evet. Kötü görüntü umarız. İş makinesine baktığımızda. Evet, umarız bu görünen kısmı daha da yayılmaz. Biz konuşmaya devam edelim. Avrupa'ya. Orada bir şey söyleyebilir miyim İtalya ile alakalı Melih Bey? İtalya tarihte de esasında çok enteresan. Mesela 12 adaları Osmanlı'da İtalya'ya emanet olarak verilmesi, sonradan işte Uşa Anlaşması'yla evet. Bunun Yunanlara geçmesi ki güven duymuştur. Sonra 2. Deniz Zaferi sonrası İtalya'nın çekilmesi özellikle Batı Ege bölgesinden ki o dönemde çok silah da kaldı herhalde değil mi? O çekilme evet, sonrası bıraktılar. Kurtuluş mücadelesinde onları epey kullandık. Yine ittifak devletleri arasından sonra da itilaf devletlerine geçmesi. Yani evet. İtalya enteresan bir devlettir. Evet. Ama bir Almanya, Fransa'ya binaen daha güvenilir bir ülke olduğunu değerlendiriyor. Bize çok daha benziyorlar çünkü. Akdeniz. Mustafa Kemal Çiçek net bir şekilde izliyorsun. Akdeniz'de. İspanya'dan İtalya'ya geçtik. Değil mi? İnsan bize daha yakın geldiğini evet. hissediyor. Yemek, kültür, insanlar. Akdeniz coğrafyası. Akdeniz coğrafyasını evet. hissediyorsunuz. Bu da Rishi Sunak, İngiltere'nin başbakanı ama bu çok lüzumsuz hareketler değil mi? Ben dayanamayacağım artık söyleyeceğim. Bir bayağı alır. Hanımefendi rahatsız oluyor. Evet. Çok fazla bir ötesinde bir idare de etmeye çalışıyor ama. Evet. Kaçınması onu gösteriyor. İngilizler de pek hoşlanmıyorlar Rishi Sunak'tan bu arada. Değişecek muhtemelen. Arkadaş Hint asıllı galiba. Evet. Hint asıllı evet. Hint asıllı. Değişecek gibi gözüküyor. Yani galiba böyle karakterler işte Avrupa Birliği'nde öne çıkartılıyor. Yani böyle ne bileyim çok CEO zengin gibi bir iş adamı. Ekrem abi. Evet. Bir ülkenin, CEO zaten kendisi zengin evet, bir iş adamı. Bir ülkenin hani böyle o köklerinden gelen bir isim değil de CEO daha rahat bir takım planları uygulatabilecekler. Örneğin bizim eski İngiltere'nin başbakanı bizim diyorum. Boris Johnson. Boris Johnson. O daha bir kişilikti. Doğru. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyorsunuz Biden diye bir adam var. Bir karakteri, kişiliği, özgün politikası var mı? Kimse buna inanmıyor. G7 zirvesinde de yine Biden ilginç hareketleri. Yani Biden'ın kişisel sadece sorunları liderler var. Liderler çıkmıyor yani. Evet. Neyse şu az önceki hanımefendi bu konuda potansiyel taşıyor bence. Öyle mi? Meloni bir potansiyel Meloni, taşıyor. Meloni Avrupa'nın gelecekteki lider profiline yakın duruyor. İşte ama bakın şeyi kaçırmayalım. Yaşı da genç. 45-46 yaşında. O civarlarda. Umut veriyor. Yani zaten daha önce de bakanlık yapmıştı biliyorsunuz. Evet. Ama burada şimdi kalkıp da İtalyan ari ırkı yaratmaya çalışır. Akdeniz'i İtalyan gölüne çevirmeye çalışır. Kuzey Afrika'da eski bir takım emellerine yeniden dönmeyle ilgili çalışmalara başlatır. Ve bu konuda da bir şekilde hükümeti ve halkı da manipüle ederse işte o zaman... Aşırı ama sağ yani, riski. Eyvallah ama buna dair bir emare mi var ki bu? Ya bu kadar yok kolay ama, yaftalıyorlar. Şöyle. O yüzden diyorum Kuzey Kore'nin lideri hakkında anlattıkları hikayeleri. Ben inanmıyorum hocam. Niye inanmıyorum? Şu an İsrail'de Filistin meselesinde İsrail'i mazlum gösteriyorlar. Bu adamlar yalancı. Bu öyle, adamların öyle, politikaları yani söylemleri bir kalıptan çıkmış gibi. Bunlara inanmıyorum. Ya komutanım Arnavutluk bakın, daha yeni yendi herhalde İtalya'yı Avrupa Kupası'nda. Makarnaları havalara attılar. Yani ki Arnavutluk'ta İtalya etkisi çok fazladı. Çok fazla. Gittiğinizde evet. görürsünüz. Ya yani dolayısıyla artık lider sorunu var. Şurada Avrupa'da, bir lider görebiliyor muyuz? Şu liderler içinde yukarıdan bakalım. Olaf Scholz. Merkel'i falan kıyaslayabilir miyiz kendisini? Kesinlikle. Hiçbir etkisi yok. Oyunu da kaybetti. Tanımıyoruz bile. Avusturya, Belçika, Danimarka isimlerini ilk defa siyasetle uğraşanlar hani ismen biliyorlar ama Finlandiya'da bir Macron işte söz konusu. Mark Rutte Hollanda'da Avrupa Birliği'nde belki biraz etkinliği vardı. Sanchez yükselen yıldızlardan bence tavır koyuyor. Meloni'yi az önce konuştuk. Viktor Orban olabilir ama Yunanistan'da Mitsotakis çok kayda değer bir eski Avrupa liderlerini düşündüğümüzde yok, evet. etkiyi falan. Yok. Avrupa Birliği'nin kendi dedim ya üst yapısı içerisindeki liderlerde de problem var. Von der Leyen yani bakın ortaya çıkıp bir takım şeyler söylüyor. Ya komutanım Merkel olsaydı Rusya ile Ukrayna meselesi bu boyutlara gelebilirdi mi? Kesinlikle gelmez. Merkel çünkü Doğu Almanya Rusça bilen bir isim. Yani o liderlerin olması o kadar önem arz ediyor. Şimdi bakın şeyde de Amerika Birleşik Devletleri liderlerine de problem var. Son dönem işte
mesela Monroe doktrininden beri hep doktrin sahibidir liderler. Hep Bush doktrini, o doktrini, bu doktrini. Yalan yanlış ama bir doktrinleri var. Bir öngörülebilir tavırları var. Biden'da bu yok. Dolayısıyla mesela Trump da çok öngörülemez bir lider profili çizmişlerdi bize. Halbuki Trump'ı öngörmek mümkün. Adam gelir gelmez dedi. Öncelik Amerika. Amerikan halkı. Ne NATO'su, ne AB'si dedi, ne Avrupa'sı dedi. Hatta benim için en önemli kriter, yani daha doğrusu hedef Çin dedi. Komutanım şunu rekabet söyledi. Rekabet edeceğimiz orası olmalı dedi. Komutanım, yani Trump şunu söyledi. Biz trilyonlarca dolara Afganistan'a, Irak'a gömdük dedi. Bizim dedi köprülerimiz eskidi, yollarımız eskidi, havalimanlarımız döküntü ki Amerika'ya gidenler mutlaka görmüştür o tabloyu ki gemi çarptı, köprü yıkıldı yakın bir evet, zamanda. Evet, evet. Yani ülkemin altyapısını yapmam gerekir dedi. Ama Trump'ı bir yargı darbesiyle ki elinde olan seçimi kaybettirdiler. Evet. Kim erken kaybettirdi? Çok Amerikancıydı. Hani Doğu Avrupa'da büyümüş, orayı böyle özgürlükler kalesi olarak düşünüyordu ABD ama yine dediğiniz gibi çok iyi idare etti süreci. Türkiye ile de ilişkileri iyiydi.